Merhabalar, Yone'nin silüeti göründü, iyice yaklaşıyor Yone, onunla ilgili teaserlar çıkmaya devam ediyor ve iblis sayfasındaki Azakana'nın ne olduğunu sonunda öğrendik. Bu teaserda bu Ruh Çiçeği Festivali ile alakalı işte Nexus Blitz geliyor, League of Legends Dating Simulator geliyor, şampiyonlardan özel ödüller kazanacaksınız muhabbetinin sonunda Yone'yi gördük bir kez daha. Bu şampiyonlarla özel ödüller kazanma, onlarla konuşma muhabbetini bilmiyorsanız, ki etkinliğe dair çok önemli güzel bir şey, karta tıklayıp onu anlattığım videoya gidebilirsiniz. Peki burada neler oluyor? Şimdi ruh çiçekleri açarken, ifadeler atılırken bekleyelim. Doğal akışıyla gelsin. Sesi de biraz arttırayım. Yield or fall to my blade. Pes et ya da öl tarzında bir açıklama geliyor. Yani kılıcım tarafından katledil şeklinde bir açıklama geliyor. Yone'den silüetini görüyoruz. Yone'nin boynuzlarıyla, elbisesiyle, kılıcıyla. Bir saniye, neden kılıcıyla? Neden tek kılıcı var? Sinematikte iki kılıcı vardı. Sonra yaratıkla dövüşüyordu. Yaratığın kendi bir tane kılıcı vardı. Ayrıca maskeli şampiyon diye anlatıldığı şampiyon öngörüsünde elimdeki kılıçlardan birini tanıyorum, diğerini yaratık tanıyor. İçimdeki şey tanıyor diyordu. Acaba form değiştirme mantığı olacak mı gerçekten tek kılıçlı olduğu? Burada tek kılıcı var değil mi? Ben mi körüm? Bu bir tane kına koyuyor işte o kılıcı. Tek kılıcı var burada. Sinematikte kendi ruhu iki kılıçlıyken yaratık tek kılıçlıydı. Dolayısıyla yaratık formuyla kendi ruh formu arasında geçiş yapabildiği bir sistem olacak olabilir mi acaba? Şimdi Azakana kısmına gelmek istiyorum çünkü bu da önemli bir taraf. Buraya bakıp hemen ona geleceğim. Buradan tekrar bir şey görebilecek miyim diye. Gerçekten bir kılıcı olmasını çözemedim o teaser'da. Çünkü net bir şekilde iki kılıcı var. Diğeri sırtında falan diye görünmüyor olabilir mi? Hart kafanı sırıldı. Tamam. Bir kılıcı elinde. Bu iblis kılıcı olan. Yaratık kılıcı olan. Ya da belki Azakana kılıcı olan. Çünkü oraya geleceğim. Şimdi. Burada bir makalemiz var. Bu makale. Bu ruh festivalinin nasıl tasarlandığını anlatan bir makale. İşte temayı böyle seçtik. Şampiyonları böyle seçtik. Bu renkler böyle kullanıldı falan şeklinde ilerleyen, işte logoyu böyle seçtik şeklinde ilerleyen bir şeyken, makalenin sonuna geldiğimizde diyor ki: bu yılki Ruh Çiçeği Festivali çok özel. Ionia ve Noxus arasındaki savaş kısa süre önce sona erdi ve henüz temizlenmemiş pek çok savaş alanı var. Savaşta ölen Ionialılar doğru bir şekilde gömülmedi. Bu yüzden bölgede bir sürü Azakana ortaya çıktı. Bir dakika, Azakana da ne? Kim bilir bu dünyada henüz görmediğimiz neler var. Azakanalar küçük asalak iblisler. Evelynn veya Fiddlesticks gibi gelişimini tamamlamış şeytani varlıklar değiller, diye açıklıyor Carnival Knights. Tek bir kişinin veya ruhunun korkusuna ya da eksiğine odaklanıyorlar ve beslendikleri kurban ölene dek onların olumsuz duygularını emiyorlar. Daha sonra gelişimini tamamlamış bir iblise dönüşüyorlar veya daha lezzetli başka bir kurban buluyorlar. Tüm bu festivalin altında aslında bir korku teması yatıyor. Azakanaların sayısı gitgide artıyor ve yakın gelecekte Ionia'nın iblislerin işgaline uğrama ihtimali var. Kinkou tarikatı dışında kimse bu şeytani varlıklarla ilgilenmiyor. Keşke birileri onlara yardım edebilseydi. Keşke birileri onlara yardım edebilseydi. Abi, Yone, yani iblisle birleşip iblis avcısı olarak gelecekmiş gibi bir his. Çünkü bak, negatif duygudan beslenir diyor, tamam mı Azakana için? Bak, izle şimdi. Yone pişman. Yone mutsuz. Yone rahatsız. Onları kurtarabilirdin. Yone yere vurdukça, Yone'nin bu negatif duyguları yoğunlaştıkça
arkadaki yaratık güçleniyor ve negatif duygulardan beslenen iblisler diyor Azakana için. Aynı zamanda yine Yone önceki şeyinde işte yine içimdeki varlığı tanıyorum falan diyor. Dolayısıyla bu Yone'ye dadanmış bir Azakana olabilir. Ama Azakanalardan bahsederken ya bir iblise dönüşür ya da yok olup gider tarzında bir şey diyordu. Burada nasıl bir mantıkta oluyor bunun Azakana olduğunu kabul edersek bilmiyorum. Yone'nin ultisini görüyoruz. Ultisi olduğu konusunda iddialıyım bunun. Çok iyi sahne bu arada, şu çok iyi. Tam yok olacakken Azakana, bildiğin yavaş yavaş silinirken Yone'yi ısırıyor son anda. Bunun anlamı ne? Yani bunu abi durup dururken açıkladıklarını düşünmüyorum. Zaten net bir şekilde iblis teması var ve bir çeşit iblis olmasından şüpheleniyorduk. Demons from the past falan diye sürekli bahsediliyordu. Şimdi gidip de Ruh Çiçeği Festivali'nin sonunda şu Azakanalı görseli, iblisli görseli paylaşıp Azakana'nın ne olduğunu anlatmalarının bu yaratığın Azakana olması dışında çok bir açıklaması olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla Yone'nin silüetini bir kez daha gördük, artık birkaç gün içinde net bilgiler kazanacağız diye düşünüyorum. Elinde tek bir kılıç olmasına anlam veremedim. Acaba işte bir şekilde bu Azakana hayatta kaldı ve bir iblis formunda, bir gerçek formunda açığa çıkabilir. Aa, bunu nasıl? Bak bak bak, dur, Twitter'dan bir şey göstereceğim size. Şu an geldi. Onu nasıl bulacağım peki ben? Onu acaba nasıl bulacağım ben? Bir hikaye yazarı bir görsel paylaşmıştı. Görsel değil, emoji. Aynısını şu an bulamayacağım o tweet'i. Çünkü az önce gördüm tam bu videoya girmeden önce ve o an dikkat etmedim. Şöyle bir şey buldum. Bu adam Riot Games'te narrative designer. Yani direkt hikaye tasarımcısı. Rüzgarın bile bir yolu vardır diye bir görselin, bu Yasuo Yone görselinin üstüne rüzgar, kılıçlar ve iblis suratı şeklinde bir şey paylaştı. Dolayısıyla Yasuo ve Yone'nin kapışmasını temsil eden bir şey diye düşünüyorum. Bizzat Yone'yi temsil eden 3 emoji olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Yone'nin rüzgar gücü yoktu hikayede. Dolayısıyla kesinlikle Yasuo vs. Yone'yi anlatan bir şey. Bakalım nasıl şekilde gelecek? Azakana teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yone'nin negatif duygularını besleyen bu Azakana ölüme kadar kovaladı onu. Ama işin sonunda ne olduğunu bilmiyorum. Tek bir kişinin veya ruhunun korkusuna ya da eksikliğine odaklanıyor ve beslendikleri kurbanı ölene dek onların olumsuz duygularını emiyorlar. Daha sonra gelişimini tamamlamış bir iblise dönüşüyorlar veya daha lezzetli başka bir kurban buluyorlar. Yone bu Azakana'yı yenmeyi başardı ama Azakana son anda ona tutundu. Azakana ona tutununca ne oldu? İblise de dönüşemedi, başka bir kurbana da gitmedi. Bu senaryoda ne oluyor? Sanırım bunu Yone ile beraber öğreneceğiz. Benim elimdeki yeni açıklama bu. Gerçekten bu görselin paylaşılmasını bu sebebe bağlıyorum. Ve dediğim gibi belki de bazen o iblis o Azakana formuna geçiyor. Azakana kendi kılıcını kullanıyor. Bu iblis kılıcıyla takılıyor. Ve bazen Yone iki kılıcıyla takılıyor şeklinde bir şey olabilir. Ya da burada tamamen bir göz yanılması var. İkinci kılıç bizim göremediğimiz bir açıda duruyor. Veya işte bu kına iki kılıç birden giriyor ama ikinci kılıcın ucunu son anda göremiyoruz şeklinde bir şey olabilir. Böyle bir açıklaması olabilir. Benim körlüğüm veya aptallığım olabilir tamamıyla. Yone Legends of Runeterra diye bir bakıp orada kılıçlarının nasıl durduğuna tekrar bir bakmak istiyorum. Yani normalde bu açıdan baktığımızda bak, şurada bir kın var, burada bir kın var. Görünüyor olması lazım bence, değil mi bu açıda? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Yasuo'nun form... Yasuo deyip duruyorum, videoda kim bilir kaç kere bu hatayı yaptım. Yone'nin form değiştirmesi gibi bir ihtimal var mı? Sizce bu Azakana muhabbeti, küçük iblisler muhabbeti Yone ile alakalı mı? Bu gördüğümüz yaratık bir Azakana mı? Sizin de teorilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bonus teorileriniz için Facebook'ta Stratara genel sohbet grubumuza katılabileceğinizi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.
Aa 9.59, bir saniye bir saniye. Ekmek parası, kusura bakmayın.